Arkadaşlar Otostart kanalından hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda ülkemizde belki de D sınıfında en çok sevilen araba var. Volkswagen Passat'ın B8 kasasıyla beraberiz. O paraya Passat alırım diyen arkadaşlar. Hadi gelin beraber bakalım. Gerçekten de o paraya Passat alınıyor muymuş? Değer miyim? Öncelikle aracın tasarımını anlatacağım ben size. Yenilenen değişiklikleri göstereceğim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu araç biraz daha değerli, biraz daha özel bir araç. Neden diyeceksiniz? ÖTV muafiyetli olarak alabileceğiniz en lüks araç şu an bu araç arkadaşlar. Evet, yanlış değil. Belki liste fiyatı ÖTV muafiyetinin üstünde kalabilir ama Doğuş grubunun veya Volkswagen'in diyelim böyle farklı bir satış stratejisi var. Bu aracı bazı bayiler ÖTV muafiyetiyle veriyorlar ki yanımızdaki araç da ÖTV muafiyetiyle alınmış bir Passat. Şimdi gelin hızlıca bir dış tasarımına bir göz atalım. Öncelikle araç makyajlandı arkadaşlar. Yeni logosuna da kavuştu. Biliyorsunuz Volkswagen V ve W'yi ayırmıştı artık yeni logolarda. Passat'ın yeni yüzünde de bu var. Bu arada aracımız Impression donanıma sahip. Bunu da belirtmiş olayım. Yani en bas paket. En bas paket olmasına rağmen LED ön farlarla geliyor. Üst donanımlardaki LED teknolojisi değil ama gene de LED farların bize sunulması güzel bir özellik. Buralarda sis farı yok görüyorsunuz donanımdan dolayı. Aynı zamanda buralara üst donanımlarda kromajlı parçalar geliyor. Bu yukarıdaki logonun çıtasına da piyano bilek değil de üst donanımlarda kromajlı parçalar geliyor. Bu arada aracın rengi gerçekten çok güzel. Şu an güneşin altındayız. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama böyle farklı bir grisi var. Akşamleyin ışık az olduğunda biraz daha koyu duruyor, biraz daha siyah duruyor. Ama gün ışığında da bir miktar açılıyor. Ben rengini çok beğendim. Hem makam aracı gibi hem de böyle daha kullanışlı bir renk gibi geldi bana. Yan tasarıma geldiğimizde aracın klasik sedan formu var. Yalnız Volkswagen biliyorsunuz yeni nesil araçlarında artık biraz daha keskin detayları kullanıyor. Ve aracın böyle eskimesini, biraz daha sportif görünmesine katkı sağlıyor bu detaylar. Bu aşağıda bir parça var gördüğünüz gibi plastik parça. Üst donanımlarda arkadaşlar buraya kromajlı bir çıta geliyor ve biraz daha elit görünüyor araç. Yan tarafta donanımdan dolayı pek fazla krom parçalar yok bizim aracımızda. Jantları göstereyim. Jantlarımız 5 kollu ama her kol 2'ye ayrılmış. Ölçüsü ise 215-60-16 inç ebatında. Tabi arabanın cüssesine göre bence 16 inç biraz küçük kalmış. Ama bu parayı arkadaşlar kesinlikle gayet yeterli seviyede sayılabilir. Üst donanımlarda dediğim gibi hem jant büyüyor hem de elmas kesim böyle çift renkli daha şık jant tasarımları bizim karşımıza geliyor. Gelin bir arka tasarıma geçelim. Bir önceki nesil Volkswagen'e oldukça fazla benziyor. Benzemediği yeri işte burada ortaya konumlandırılmış Passat yası. Artık Volkswagen diğer modellerinde yani Polo'da dahi bagajın tam ortasına koyuyor ismini. Ve bence daha elit daha şık duruyor. Stoplarımız ise gene LED teknolojisine sahip. Tamponun altında ise şık bir difüzörümüz var ama arabanın da siyah olması, difüzörün de siyah olmasından dolayı çok fazla dikkat çekmiyor. Burası üst donanımlarda tabii kromajlı detaylarla geliyor ama bence alt donanımda da kromajlı parça kullanılması gerekiyordu. Şimdi bu arabaya engelli muafiyetli demiştik, ÖTV indirimli demiştik, bas paket demiştik. Ama opsiyonlu olarak 10.000 TL'ye elektronik bagaj açma özelliğine sahip olabiliyorsunuz. Biraz yavaş açılıyor bagajı. Bu arada bagajı açtık. Ne kadar temiz insanlarız. Bakın bezlerimiz burada. Arabayı sizin için biz bir güzel parlatmıştık. Şunları kenara koyayım. 586 litrelik güzel geniş bir bagaj var. Ki bagaj kaliteli. Zemin, duvarlar vesaire yumuşak, keçe kaplı. Arkaya doğru bayağı uzanıyor. Yani sedan olduğu için belki arkadan eşya almanız zor olacaktır. Ama işte genişlik olarak bir ortalama bir aileye çok rahat yetecektir. Bu bagaj direkleri ise buraya gizleniyor. Bu da güzel detaylardan. Zemini kaldırayım ben mi size? Çok kalın sayılmayacak ama sağlam bir bagaj zeminimiz var. Burada yarım boy bir işletmemiz ve tamir kitimiz yer alıyor. Bagaj kapağında ise Almanların işte olmazsa olmazı bu reflektörler vesaire güzelce buraya konumlandırılmış. Bagajımızı otomatik olarak buradaki tuşa bastığınızda kapatabiliyorsunuz. Kapanma ve açılma hızı biraz yavaş sayılabilir ama iş görecektir kesinlikle. Arka koltuktayım. Bu aracın makam aracı olduğunu düşünerek gayet güzel bir diz mesafesi var. Burayı parmakla değil de karışla söyleyebilirim. 30 santim benim diz mesafem var. Benim boyum 1.73. Ayağımı ileriye doğru uzatıyorum. Yani burada ben hacim olarak çok rahatım. Kalitesine gelecek olursak koltuklarımız kumaş. Süngerleri, kumaşı vesaire kaliteli. Üst donanımlarda deri koltuk alabiliyorsunuz. Kapıların yukarılar yumuşak malzeme.
Burada gri bir parçamız var. Gene burada yumuşak malzemeler var. Kolumuzu tuttuğumuz yer dahil deri kaplama altında yumuşak malzeme var. Buranın kalitesi güzel. Arka koltuğa gelecek olursak burada bir kol dayamamız yok maalesef. Ön kol dayamanın arkasında iki tane havalandırmamız. Burada bir de 12 voltluk soket girişimiz var. Kocaman bir şaft tüneli var ama orta koltuğa oturduğumda hoppa. Araç enine geniş olduğu için evet orta taraf biraz daha sert sünger, biraz daha yükseliyorum ama başım gene tavana değmiyor. Gene bir 4-5 parmak kalıyor. Ve koltuklar da ileride olduğu için, kızakları da ileride olduğu için ben burada çok rahat seyahat edebilirim. Yani 3 yetişkin arkada rahatlıkla seyahat edebilir. Passat'ın sürücü koltuğundayım ve benim görüş alanıma göre içerisi böyle görünüyor. Buradaki bu detaylar çok güzel, tek parça şeklinde olmuş. Havalandırma kanalları kesinlikle arabaya güzel bir hava katıyor. Aynı zamanda arabanın geniş görünmesini de sağlıyor. Yani konsolun geniş görünmesini de sağlıyor. Burada güzel bir Passat yazımız var arkadaşlar. Plastiğin altına gizlenmiş. Şık duruyor flaşörle beraber. Gayet güzel. Fırçalanmış metal görünümlü bir parça var. Şöyle yaklaşayım ben size hatta. Ama burası plastik. Burası böyle boylu boyunca devam ediyor. Ve kapılarda da bu parçayı görebiliyorsunuz. Arka kapılarda da aynı detaylar var. Güzel bir multimedyamız var. Baz paket olmasına rağmen şık bir multimedya sunulması güzel. Geri vitese aldığımda geri görüş kameramız yok. Ama ön ve arka park sensörlerimiz mevcut. Buranın isterseniz elinizle böyle kontrol edebiliyorsunuz. Netliği vesaire çok güzel. Böyle radyoların bakın kendi logolarıyla da görebiliyorsunuz. Ses tuşuna vesaire fiziksel olarak yer vermeleri de güzel olmuş. Hemen altında manuel bir klimamız var. Bu manuel klimanın da arkadaşlar buralar fırçalanmış alüminyum parça görünümü. Ama bu parçanın malzemesi plastik, onu belirtmiş olayım. Burada bir saklama alanımız var. Şöyle telefonumu koyayım buraya. Gayet güzel de sığıyor. Şık bir vites topuzu var. Yine krom detaylarla süslenmiş. Sağında solunda ufaktan parçalar, aracı buradan çalıştırıp kapatabiliyoruz. Elektronik park frenimiz, auto hold tuşumuz, küçük saklama gözümüz ve kapaklı bardaklığımız da burada yer alıyor. Kumaş kaplı bir kol dayamamız var. Kol dayamayı şöyle kaldırdığımızda güzel. İçinde de böyle sünger parçalar, süet parçalar kullanılmış. Premium bir araç için güzel detaylar. Geldim ön kadran grubuna. Bu donanımda manuel kadranlar geliyor. Hayalet gösterge yok. İşte Volkswagen'den bildiğimiz ekran. Ortadaki TFT ekranın netliği, çözünürlüğü güzel. Bütün bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Direksiyondan kumanda edebiliyorsunuz. Anlık tüketimi vesaire. Direksiyonu göstereyim. Direksiyonun tasarımı sanki bir önceki modellere göre biraz daha değişmiş gibi. Krom detaylar var. Burada farklı bir plastik doku var. Şöyle yaklaşayım böyle. Noktalı gibi bir yapısı var. Deri kaplı direksiyon, direksiyonun hissiyatı vesaire gayet güzel. Yani genel olarak içerinin görünüşü bu şekilde. Gayet güzel tasarım var. Gelin bir sürüşe çıkalım. Değinmediğimiz bütün detaylara sürüşte değinelim. Evet, Passat'ın, B8 Passat'ın makyajlı versiyonunun sürücü koltuğundayım. Görüş açılarından başlıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, kenara ben bir link koyacağım. Bizim Passatçı bir arkadaşımız var, Volkswagenci bir arkadaşımız var, Hakkı. Hakkı'nın 2015 model Passat'ını çekmiştik daha yakın tarihte. Onu çok fazla izlemediniz. Şöyle köşeye koyuyorum. Ona da tıklarsanız çok sevinirim. Gelelim bizim altımızdaki makyajlı versiyonuna, sıfır versiyonuna. O eski Passat'la da kıyaslayarak gideceğim. Görüş alanları vesaire onunkiyle aynı arkadaşlar. Sadece donanımdan dolayı koltuklarımız kumaş demiştik. Yanal destekleri güzel, konforu güzel, sertlik ayarları vesaire güzel. Süspansiyonları ise gene konforlu bir araç olduğunu hissettiriyor. Zaten makam aracı olduğunu size hem şehir içi hem şehirler arası yolda hissettiriyor. Hatta uzun yolda daha fazla hissettiriyor. Böyle biraz daha sallana sallana aheste aheste güzel bir gidişi var aracın. Yalıtım seviyesi tahmin edeceğiniz gibi C sınıfı pek çok araçtan çok daha başarılı. Yani kendisi D sınıfı olduğu için zaten onun bir artısı var. Aynı zamanda Volkswagen bu konuda gerçekten iyi bir üretici, iyi bir firma. Bu araçla 100-110 kilometrelerde gayet sessiz, güzel, pürüzsüz yolculuk yapabilirsiniz. Otoban süratlerini geçtiğinizde, 120'yi, 130'u geçtiğinizde bir miktar ses alıyor ama o da rahatsız edici değil. Kaliteli bir ses sistemi var. Bas paket olmasına rağmen bu ses sisteminden ufak da bir müzik açtığınızda dışarıdaki ne yol sesini ne rüzgar sesini duymadan, hatta motor sesini duymadan güzel seyahatler edebilirsiniz. Konfor konusunda zaten aklınızda şüphe olacağını sanmıyorum ama sınıfında oldukça iddialı, başarılı bir araç. Gelelim motoruna. Bu araç hakkında en çok merak edilen konu yeni nesil 1.5 TSI motor. Bu motor 150 beygir gücü var arkadaşlar. Volkswagen bunu pek çok modelinde kullanıyor. T-Roc'ta da bunu kullanıyor. Golf'te de bunu kullanıyor. İşte Seat grubu da bunu kullanıyor. Skoda grubu da bunu. Bayağı kullanılan bir motor. Sevilen bir motor Volkswagen tarafından. 250 Nm torku var. Peki diyeceksiniz ki şimdi B sınıfı SUV'de de
İşte D sınıfı araçta da aynı motor kullanıyor. Aynı performansı sunuyor mu diyeceksiniz. Bu araç daha cüsseli. Evet, 1.5 motor daha küçük arabalarda, mesela T-Roc gibi araçta biraz daha atik olduğunu hissettiriyor. Ama bu demek değil ki Passat'a küçük geliyor, hantal geliyor. Kesinlikle değil. Tabii bu aracın hakkı bence 2.0 dizel. Yani gerek iç hacmi, gerek donanımı, gerek fiyatı olsun, bence daha büyük hacimli dizel motoru hak ediyor. Ama 1.5 litrelik bu yeni nesil motorda hem tüketim konusunda hem de performans konusunda kesinlikle kullanıcısını çok fazla memnun edecektir. Siz araçtan çok fazla performans istemezseniz, biliyorsunuz bu motorlarda silindir kapama teknolojisi var. 4 silindirli bir motor aslında bu. Ama benim kullandığım gibi şu an sakin kullanıyorsanız önümdeki TFT ekranda görüyorum ben. 2 silindir modunun aktif olduğunun bilgisini buradan veriyor bana. Bu da sizin daha düşük tüketime sahip olmanıza katkı sağlıyor. Aynı zamanda mesela şu an 100 kilometreye ben bir çıkayım, yaptığı devri göstereyim. DSG şanzımanımız var. 7 litre bir DSG şanzıman. Artık DSG'de sorunlar iyice halledildi. Daha kaliteli, daha pürüzsüz bir şanzıman ve biraz daha problemsiz bir şanzıman. Öyle ısınma problemi vesaire bu nesillerde çok fazla olmuyor. DSG şanzımanın karakterinden dolayı da siz gaza çok basmadığınızda şanzıman sizi daha düşük devirlerde tutmaya özen gösteriyor. Mesela ben şu an 95-100 kilometre bandındayım. Arabanın devri 1600-1700 devirde. Bu ne demek oluyor? Bu araç bu hızlarda, bu devirlerde çok çok düşük tüketime sahip olacak demek oluyor. Ki ben anlık tüketimi öndeki ekrandan görüyorum. 2.9, 4.1, 3.4 o aralarda geziyor. Şimdi bir 120 kilometreye çıkalım. Devir saatini bir daha söyleyeyim. Şu an tam 120 kilometredeyiz. Gene sabit şekilde gaza basıyorum. Araba 2000 devir çeviriyor arkadaşlar. Otobana çıktınız, 120 kilometreyle ekonomik bir sürüş yapabilirsiniz. Ayağımı hafif gaza bastığım için 2 silindir modu aktif olduğunu ben gene görüyorum. Yani 2 silindirimizi gene kapattı 120 kilometrede dahi. Peki ara hızlanması vesaire nasıl diyeceksiniz? Bu araçta F1 vites yok. Direksiyonun arkasında kulakçıklarımız yok. Ama vites topuzunu sağa aldığınızda vitesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda alta çektiğinizde de sportif sürüş moduna alabiliyorsunuz bu aracı. Şimdi kenara duracağım ben. S modunu alacağım. Sportif sürüş modunda bir 0-100 hızlanması da göstereceğim size. Böyle sağ tarafa duruyorum. Vites topuzunu bir kademe aşağı çektim. Önümdeki ekrandan da gördüm. Şu an S'deyim, spor modundayım. Yol müsait, klimamız açık, araçta 3 yetişkiniz. Bunun bilgisini vereyim. Bu arada stop start özelliği var, auto hold özelliği var. Ben auto hold'u şu an kapattım. Stop start'ı da kapattım. Dip gaz yaptım. 5500 devir çevirdi, 80 kilometre, 100 kilometre önümüz müsait olmadığı için 110 kilometrede frene basmak zorunda kaldım. Ama 0-100'ünü gördünüz, gayet güzel. 3 kişi olmamıza rağmen beni koltuğa yapıştırdı mı? Yapıştırdı. İstediğiniz performansı bu araç size kesinlikle verecektir. Ara hızlanması da S modunda değil, dry modunda göstereyim ben size ara hızlanmasını. Mesela 95 kilometreye tekrar 90 kilometreye düşüyorum. Dip gaz yaptım. Normal modda olduğum için 1 saniye gecikmeli geliyor arkadaşlar. Bu şanzımanın özelliğinden, yani karakterinden dolayı. Siz biraz performans istiyorsanız, dip gazda performans istiyorsanız bunu S moduna alacaksınız. Dip gaz yaptım, size hemen tepki veriyor, biraz daha kısaldı. Eğer bu da sizi memnun etmeyecekse vites topuzunu sağa çekiyorsunuz. Tekrar ben 90 km'ye düşüyorum. Manuel 3. vitesteyim. Dip gaz yapmadan önce ben aşağıya çektim. Bu sefer anlık tepki verdi. Biraz daha performanslı kullanmanıza imkan tanıyor. Ve bu şekilde bu arabadan biraz daha performanslı, heyecanlı sürüşler yapmanıza yardımcı oluyor bu manuel kullanım. Bir de arkadaşlar motordan sonra yakıt tüketimini söylemiş olayım size. Şehir içi kullandık. Ortalamayı ben sıfırlamıştım. Şehir içi. Rölantide biraz çalıştı. Ufaktan da gazladık. 0-100 yaptık vesaire. Ortalama tüketim şu an karşımda 6.8 litreyi gösteriyor. İşte böyle cüsseli bir araç için ve böyle de birazcık zorladığımız bir araç için 6.8 litrelik tüketim bence gayet güzel bir tüketim değeri. Peki bu kadar güzel motoru var, iyi hızlanıyor vesaire dedik. Yol tutuşu nasıl? Araba gayet güzel yol tutuyor. Hem geniş gövdesinden dolayı hem de alçak yapısından dolayı, ağırlık merkezinde de aşağıda olmasından dolayı bu aracı yoldan koparmanız çok bir olası değil. Ama ben 2015 modelini kullanırken de söylemiştim. Bence Passat'ın direksiyonu biraz hissiz. Evet, çok konforlu bir araba. Zaten bu direksiyonu da konforlu olsun diye özellikle düşük kilometrelerde biraz fazla yumuşak yapıyorlar.
hızınız arttıkça elektronik müdahaleyle sertleşiyor mu? Sertleşiyor. Yani böyle kötü bir yol tutuş anlamına gelmiyor ama yani sanki bana benim verdiğim tepkileri tam olarak hissettirmiyor gibi geliyor bu aracın sürüşü, direksiyonu. Mesela düşük kilometrelerde, düşük hızlarda bunu biraz daha fazla hissediyorum. Yani şu an 100 kilometredeyim. Ben direksiyonu bakın ufak tefek çevirmeme rağmen yani biraz daha böyle sportif araçlarda mesela Insignia çok daha iyi dönüyor bundan. Çok daha kararlı tepkiler veriyor. Daha böyle arabanın şasisiyle şoförü bütünleştiriyor direksiyonu. Ama Passat da sanki daha konfor odaklı olduğu için öyle biraz daha böyle gemivari. Yani öyle bir hissiyat var benim gözümde Volkswagen Passat'ın. Tabii bu sürüş zevk meselesi kişiden kişiye değişebilir. Kimisi bu kullanışı sevecektir. Kimisi de benim dediğim gibi biraz daha sert, sportif kullanışı sevecektir. Bunu da söyledikten sonra aracın donanımını söylemiştik. Baz paket demiştik. Fiyatı ise engelli muafiyetiyle alınabiliyor. Yalnız sizin bulunduğunuz şehirde belki Volkswagen'in bayisi vermeyecektir. Diğer şehirlere sorun. Eğer ki tanıdığınız varsa hatta çok daha kolay oluyor. Bunu benim arkadaşım aldı. Bir ay kadar önce de başka bir arkadaşımıza engelli muafiyetiyle Konya bayisinden almıştık hatta. Bu aracı da Mersin bayisinden aldık. Bunu da söylemiş olayım. Gidin bayileri biraz zorlayın en azından böyle bir araç almak istiyorsanız. Tabii fiyat her geçen gün artıyor. Muafiyet limitinden de çıkabilir yakın zamanda. Hatta zaten liste fiyatına baktığınızda muafiyet limitinin üzerinde kalıyor. Bu tamamen firmaların inisiyatifi. Yani Doğuş Grubu bunu nasıl yapıyor ben de tam bilmiyorum ama böyle muafiyetli bu aracı satın alabiliyorsunuz. Baz paket aldığınızda işte LED farlar geliyor. Güzel multimedya ekranı geliyor. Elektronik park freni geliyor. Anahtarsız giriş yok ama anahtarsız çalıştırma geliyor baz pakette. Ama hız sabitleme gelmiyor. Bence büyük bir eksik o. Yani bu donanımda, bu donanımdan ziyade bu fiyatlara satılan D sınıfı bir araçta olmazsa olmaz özellik bence hız sabitleyici. Ama Volkswagen'in satış politikası yani son 8-10 yıldır böyle eski modellerinde de full paketinde dahi hız sabitleyici koymadığı araçları var. Volkswagen grubunun farklı bir politikaları var. Beklentiyi demek öyle görüyor Volkswagen yetkilileri. Son olarak arkadaşlar bir eleştiri yaparak da videoyu bitirmek istiyorum. 2015 modelin incelemesinde de söylemiştim. Bu cam biraz yakın gibi geliyor. Yani ben buranın biraz daha derin tasarımlı araçları seviyorum. Bu Passat'ta ise bakın mesela elimi uzattığımda cama değebiliyorum. Yani burası bence biraz daha derin olsa. Tabii bu zevk meselesi dediğim gibi gene bunu seven de olacaktır, sevmeyen de olacaktır. Benim fikrim bu yönde. Bunu söyledikten sonra gayet güzel bir araç. O paraya evet bence de Passat alınabilir. Bunu da söyledikten sonra videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yani sizin 350-400 bin lira gibi bir limitiniz varsa bu araçtan bence ÖTV muafiyetsiz diyorum tabii bu fiyatları. Bu aracı düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Konforlu, güzel, motoru, şanzımanı gayet şahane bir araç almış olursunuz. Ve premium bir araca, makam aracına binmiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.